happens at 9-6. Here we come. Blizzard, Blizzard, 9-6. Coming in hot, watch out. Don't block the path, open the door, this is real. Listen, the sound of steel, gonna tear it apart. Evet gençler, herkese merhaba. Şimdi hızlıca sizlerle beraber ne yapacağız bugün? Evet, rastgele çektiğimiz flaglarla, yani bayraklarla, ülke bayraklarıyla bir Trendyol Süper Lig kadrosu kuracağız. Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Fenerbahçe şampiyon olmadığı için Fenerbahçe'yi belki şansa Totem'e şampiyon yaparız. Öncelikle nasıl bir format var hemen açıklayayım. Şimdi rastgele ben bayrakları durduracağım. Ona göre kadro kuracağım. Rastgele gerçekten. Ondan sonra bu kadro şampiyon olabilecek mi, bir rebuild yapacağız. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bir like atmayı unutmayın gençler. Şimdi hızlıca olaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle teknik direktörümüzü seçeceğiz. Bakalım hangi ülke gelecek. Öncelikle teknik direktörü tabii ki de. Bu ne abi? Heh, Fransa. Fransa'dan teknik direktör. Kafamda bir kişi var. O Fransız kardeşim. O canım ciğerim. Fransız. Onu koyacağım. Hadi koyalım. Bayanlar baylar, işte yeni hocamız. Evet, Zidane Fenerbahçe'de. Ne yapıyorsun lan? Otur. Saygıyı severim. Ha, kaldır bunu. Bu çubuk var ya bir numara. Size girsin dedi. Evet. Türk medyasına hard girdi ilk günden. Sırada kaleci var. Hadi bakalım. Kim gelecek? Sokuş başlasın. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kahretsin. Bu ne lan? Abi ne bu? Altı bandanalı Çin. Nasıl bir Çin o ya? Heh. Bu Kuveyt mi, Filistin mi? Abi Kuveyt'te oyuncu kalmadı anasını. Geç bunu. Oyunda yok zaten. Bu ne lan? Geç. Zort. Guatemala. Guatemala'ydı galiba bu. Guatemala'da oyuncu yok yani. Oyunda var mı bilmiyorum. Kaleci bile. Geç. Amerika Birleşik Devletleri kaleci, ABD'ye gidiyoruz kaleci için. Vallahi Amerikalı kaleci kim var bilmiyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. İlk tercih neydi? İlk seçtiğimiz Amerikalı kaleci. Hemen bakalım Amerikalı kaleci. ABD. Bakalım ABD'de kaleci var mı? ABD'de adam var mı? Onu da bilmiyorum da. Gerçekten kaleciyi bakalım Amerikalı kimi seçeceğiz? Şimdi ben Dick Bingham. Tanımıyorum hiçbirini. Alex Bono. Abi şöyle büyük kulüpte oynayan biri var mı? Adam akıllı biri. Bakıyorum şöyle bir. Friedel vardı bir ara. Onu severdik. O Amerikalıydı galiba. Ethan Horvath. Nottingham Forest'ın kalesiymiş. Bu düşünebilirim bunu. Sin Johnson. Gerçekten bu kişilerin hiçbirini bilmiyorum. Jonathan Klinsmann. Zaten değeri de kötü. Marcinowski. Sen nasıl Amerikalısın lan? Abi adam akıllı kaleci yok heriflerde. Jack Stephen. Stephen hepsinden iyidir. Jack Stephen'i alacağım. Zack Stephen. Stephen Fenerbahçe'de. Kaleciyi aldık. Sırada sağ bek var. Sağ beke bakalım hemen. Sağ bek kim olacak? Ay Filistin. Abi Filistin'de adam mı kalmadı ya? Hah, İspanya. Sağ bek İspanya. Çok güzel bir seçim oldu. Para zaten gırla. İstediğimizi alacağız. Dani Carvajal de Fenerbahçe'de. Hadi bakalım. Şimdi stoperdeyiz. Bu ne lan? Afganistan mı lan o? Bastım yok. Bastım. Kore. Stoper Kore. Stoper Kore. İşte o. Son anda Kim Min-jae. Koreli stoper. O da kim? Tabii ki de kim? Kim Min-jae. Kim Min-jae'yi alıyoruz. Vallahi Kalamış'tan şeye kadar, Moda'ya kadar şey isterim dedi. Tekne isterim dedi. Min-jae de Fenerbahçe'de. Kaleci hariç iyi gidiyoruz şu an. Şimdi arkadaşlar niye 2-3 kere yapıyorsun diyecek. Yani olmayan şeyi nasıl getireyim? Ben mi yaratayım? Bu kim? Paraguay. İkinci stoper Paraguay'dan. Bakalım kim var? Hiç bilmiyorum Paraguaylı bir stoper. Ya Allah. Hacı Duarte. Pablo Adorno. Adorno. Tanımıyorum. Alcaraz. Valla bu Getafe'de oynuyormuş. Bu olabilir. Alderete. Evet, şimdi 20 milyon euro verdik Omar Alderete'ye. İtalya. Harika İtalya be, işte bu. Ya Allah, hadi bakalım kimler varmış. Biragi, hiç daha iyisi var abi ya. Valla bakacağım şimdi.
Donnarumma. Bu kim abi? Emerson. Emerson bir cepte kalsın. Emerson iyi sol bek. Bilemiyorsun, adam bazen kabul ediyor, etmiyor. Emerson da Fenerbahçe'de. Sırada orta saha. Bakalım kim? Amerika. Amerika herhalde. Yani Amerika'ya benziyor. Wayne McKinney. Weston McKinney'miş. Wayne değilmiş. Sallamışım. O da sallamasyon. Weston McKinney'i alıyoruz orta sahaya. Direkt sezon sonuna simüle edeceğiz. Weston McKinney Fenerbahçe'de. Sırada kim var? Hep beraber göreceğiz. Ama bu eski İspanyol olması lazım. Kabul olabiliyor mu acaba? Bu ne lan? IŞİD geldi ama abi. VSLN. Bu ne? Yok. Norveç. Orta saha. Of of of. Aklıma o isim geldi. O isim geldi. Arsenal'ın 8 numarası. 93 milyon euro. Sıkıntı yok. Para bol. Para bok gibi. Para oluk gibi akıyor. Al sana benden de 150 milyon euro olsun. Al. Oğuzhan 150 milyon. Lan amık. 150'yi direkt verdim. Tokatladım. Paranın şu an bizim için önemi yok. Önemli olan şu kadroyu en iyi bir şekilde kurabilmek. Gerçekten. 5 yıllık. 3 yıllık dedi. Puanımız. Serbest kalmayı yok say. Direkt maaşını her şeyin donunu tasın daran toplayıp gelsin. Kadıköy şeyi rıhtımdan alırım onu dedi Zidane. Martin Ødegaard Fenerbahçe'de. Dani Carvajal doluyla karşılamış Baksır'ıyla. Haya edep yok heriflerden aslında zaten. Martin Ødegaard 150 milyon euroya Fenerbahçe'de. Şimdi sırada diğeri. Sırbistan Karadağ mı lan bu? Ne bu? Yugoslavya mı? Polonya. Yani bu bayrağı bu değil ama bunu kabul etmemiz lazım. Polonya. Orta saha. Üçüncü orta saha Polonya. Hadi Polonya'dan. Polonya. Sebastian Sokaski. Evet arkadaşlar. Polonya'da çektik. Sebastian Szymański zaten var bizde. Szymański alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Eğer Szymański Szymański'den rating olarak yüksekse alacağım ki yüksek. Evet tamam. Szymański'yi de aldım. Piotr Szymański. Harika. Geç baba geç. Szymański de Fenerbahçe'de. Şimdi sıra ön üçlüde. Sırada 3 hücum oyuncusu. 2 kanat 1 santrafor. Bakalım ne olacak. Sol kanat çekeceğim şimdi. Bu ne lan? Libya. Libya'da kanat mı var abi? İtalya geldi. İtalya. Çok iyi. Fiji geldi. Katar. Allah kahretsin. Sağ kanat Katar geldi. İtalya. Santrafor bakıyoruz şimdi. Hadi abi. Bu ne lan? Santrafor. Bu Senegal olması lazım. Buna iyi bakmam. Mali ya da Senegal. Bakacağım şimdi. Mali mi lan bu? Bu hangi bayrak lan? Senegal mi? Yok Senegal'de değil. Hangi bayrak bu ya? Kamerun değil. Gana. Gana hiç değil. Ulan nerenin bayrağı bu? Abi Mali değil ki. Gine. Gine evet. Santroforumuz Gineli olacak. Famar Cicu o Senegalli miydi? Gineli miydi? Tam hatırlayamadım da. Ona da okey be. Hadi hızlıca artık kadroyu kuralım arkadaşlar. Tamamen artık rebuild'e başlayalım. Hızlıca geçelim. Bakalım neler olacak, hep beraber göreceğiz. Siz olsanız buraya kadar kimleri alırdınız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanala abone olmayı, video beğenmeyi de unutmayın. Sırada şimdi hücumcuları seçtik. Hücumcuları ben şöyle yapmak istedim. Karışık yani. Gine'den adam bulamayacağım şimdi. O yüzden Gine'yi yazacağım. Kanat kim varsa artık kanat bu. Önce Gine'yi almaya çalışacağım. Gine'den kim varsa. Ona göre İtalyan'ı falan şekillendireceğim tabii ki de. G'ye geliyorum şuraya. Gine. Gine burada. Tamam harika. Pozisyon. Gerek yok. Gine'li çok az oyuncu vardır diye düşünüyorum. Bangura. Geç. Muhammed Bayo. Böyle bir oyuncu var. Santrafor. İyi de çocukmuş ha. Kabul ettim ve Muhammed Bayo'yu da aldık. Gine'li çocuğu. Sırada sağ kanat Yusuf Abdurisak. Direkt bu geldi. Muhtemelen bunu da görüyordum ben arada. Hasan Alhaydos, Ahmet Alaaddin. Hepsi de serbest anasını satayım.
Muhammed Mum tarihi. Gücü nasıl şu? Ya belli değil. Bunları bilmiyoruz ki anasını. Şu çocuğu alayım bari. Haşim Ali. Ona güvenemiyorum ya. Üstte bir tane çocuk vardı. 23 yaşında bu çocuk. 975 bin. Hiçbir şey yazmıyor abi. Hiçbir info yok anasını satayım. Neyse mecbur bu çocuğu alacağım abi. Zidane buna da kalkma kardeşim ya. Genç yetenekmiş çocuk. Yusuf Abdurisak, Katarlı kanat. Zidane diye 2 yıllık oynar siktir gidersin dedi. İmza parasında Tokat'ta da 50 bin euro. Şimdi sırada sol kanat İtalyan. Ve tabii ki de Federico Chiesa. En iyisi o şu an. Federico Chiesa. Evet Chiesa anlaşıyor. Anlaşın artık abi. Ne istiyorsun hala? Serbest kalma falan yok. Defol. Eyvah yanlışlıkla 1 euro veriyorduk herife. Kadroyu ayarlayıp daha sonra şey gideceğiz. Sezon sonuna simüle edeceğiz hızlı bir şekilde. Vallahi şu sağ taraftan boku yiyeceğiz anlaşıldı. Stoper'de Alderete iyiymiş. Emerson yani fazla bir şey beklemiyordum Emerson'dan. Biz yedeklere en iyi oyuncularımızı dolduracağız. Artık yedekten nasıl oluyor, yapay zekası nasıl işliyor bilmiyorum. Tadiç'i falan koyalım. Serdar Süyü dursun. Sen de git kardeşim. İrfan Can falan oynasın. Fred de şurada olsun. Bu kadro ne yapar? Ne iş yapar? Hadi hızlıca gidelim bakalım ne olacak. Evet gençler. Ligin sonuna geldik. 22 Mayıs'tayız. Tarihler 22 Mayıs'ı gösteriyor. Çok kritik şeyler gördüm. Çok üzüldüm. Çok güldüm. Çünkü şimdi neler oldu hep beraber bakacağız. Sağ taraf Feryat Figel yanmışız. Yönetim diye siktir gitti ya. Şimdi puan durumu evet. Fenerbahçe şampiyon olmuş 96 puanla. 84 puan en yakın rakibi Galatasaray. 3 beraberlik 4 mağlubiyeti var. 89'da gol atmış. 34 gol yemiş. Ligin şöyle bakıyorum en az gol yiyen takım olmuş. En çok da gol atan takım olmuş. Mükemmel bir istatistik. Fenerbahçe sonunda şampiyon olmuş. Şimdi bakalım diğer konferans liginde Türkiye Kupası'nda ne oldu onu da görelim. Konferans liginde final eşleşmesi Aston Villa Atalanta eşleşmesi var. Fenerbahçe yarı finalde Aston Villa'ya elenmiş 2-1. Toplam skorda 3-2 elenmiş. Çeyrek finalde Lugano'yu geçmiş. Son 16'da Dinamo Kiev'le önemli geç. Grup aşamasında da namalup lider olmuş. Peki Beşiktaş ne yapmış? Beşiktaş elenmiş buradan. UEFA Avrupa Ligi finalinde Liverpool Sporting Lisbon arasında oynanıyor ve Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid Barcelona finali bir İspanyol finali oynanıyor. Galatasaray burada nereye kadar gitmiş? Çeyrek finalde Barcelona'ya elenmiş. Galatasaray o gruptan çıkmış yani. Evet Türkiye Kupası'na gelelim. Türkiye Kupası'nda neler olmuş? Fenerbahçe finalde Beşiktaş'a kaybetmiş. Galatasaray'ı yenmiş, Başak'ı yenmiş, Beşiktaş'ı yenememiş çok ilginç bir şekilde. Şimdi biz tabii ki de hızlı bir şeye bakacağız. Oyuncu istatistiklerine bakacağız. Oyuncu istatistiklerinde ne var? Evet gol kralı Tadic. İlginç bir şekilde. Dušan Tadic gol kralı olmuş. Şöyle en yakın aldığımız futbolcuların en yakın gol krallığına yakın olan kim var? Cengiz'i mi gördüm orada? Yok. Hayır. Evet aşağıda 16. sırada Cengiz var. Ödegaard 11 gol atmış. Jelinski 9 gol atmış. Asistlerde Ödegaard 13 asist. Asist kralı olmuş. Şaşırtmadı beni. Zaten bu arada Stefan herhalde sakatlanmış. Livakovic oynatmış. Biz Livakovic koymuştuk. Jelinski de kırmızı sarı kart şampiyon olmuş resmen. Galatasaray'dan en yakın gol kralı kim var? Vinicius var. Icardi ne yaptı çok merak ediyorum. Bir de kadroya detaylı bir şekilde bakalım. Kadro merkezine gidip neler olmuş? Futbolcular neler yapmış? Hep beraber görelim. İstatistiklerde en çok oynayan Livakovic. Stefan'ı almamış bile kadroya. Ben koymuştum oysa ki. Baktı Stefan'dan bir cacık olmayacak. Livakovic koymuş. Carval 53 maç. 1 gol 3 asist. Ödegaard 20 gol 16 asist. Dušan Tadić 35 gol 11 asist. Jelinski 11'e 8. Bir tane bizim forvet vardı. O ne oldu acaba ya? O herif ne yaptı? Adam oynamamış herhalde. Adamı hiç oynatmamış. Bayo 8 maç oynamış. Bir tane golü var herifin. İlginç bir şey. Wayne McKennie de 30 maç oynamış. Ceko falan da oynamış. Ha ilginç. Ceko 3 tane overall kaybetmiş. Kim Minje 47 maç oynamış. Emerson. Stefan kaç maç oynadı acaba? Ben Stefan'ı kaleye koydum.
muhtemelen simülasyon yapınca hoca çıkarttı onu kaleden. Abi Jack Stephen hiç oynamamış abi. Hüh. Zidane tercih etmemiş. Evet. Bu rebuild videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.